Peki Tarık Hocam, seyircilerimizin en çok merak ettiği bir soru var. Eğer burunda eğrilik varsa bu nefes darlığına evet sonuç açıyor ya da uyku düzensizliğine. Bu hastalara rinoplasti önerir misiniz? Tabii şöyle bir durum var burada. Belki ufak tefek nüanslardan bahsetmek gerekir. Şimdi eski yıllarda burun tıkanıklığının en temel sebebi olarak biz genelde burun içerisindeki eğrilikler ve burun etinde yani konkalardaki büyümeleri olarak görüyorduk. Çoğunlukla da doğruydu. Ancak bazı hastalarda şunu fark ettik yıllar içerisinde, içerideki eğriliği düzelttiğimiz zaman bile hastaların belli bir zaman sonra burun tıkanıklıklarının devam ettiğini gördük. Burada tabii bu ameliyat çok yapıldıkça, rinoplasti ve septoplasti ameliyatları çok yapıldıkça artık biz de tecrübelendik ve şunu fark etmeye başladık. Eğer burun kıkırdağı içeride bir eğrilik gösteriyorsa bu bazen orayla sınırlı kalmıyor. Burunun diğer kısımlarını da etkiliyor. Örnek vereyim, burun sırtını etkileyip orada bir kemerli bir görüntü yapıyor. Veya burun ucuna doğru o kıkırdak büyüdüğü için burun ucu kıkırdaklarını aşağı doğru götürüyor. Evet. Bu tip durumlarda da eğer içerideki eğriliği düzeltmek yetmiyorsa, ki birçok hastada yetmiyor, o zaman bu kıkırdağın sebep olduğu diğer sorunları düzeltmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi kemer kısmı, bir tanesi de burun ucunun düşmüş olması. Çünkü burun ucu düştüğü zaman bu hastaların nefes aldıklarında havanın geleceği yeterli boşluk olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla buraların da açılması gerekiyor. Peki o burun ucu sizce yer çekimi ve yaş almadan dolayı mı düşüyor yoksa elastikiyet kaybından mı? Aslında bunlar hepsi birden etki ediyor. Bunların dışında da bazı sebepler var. Örneğin o buruna bir travma olmuşsa ya da işte çocukluk döneminde o burun çok sevilmişse mesela böyle tutmayla sıkmayla falan çok sevilmişse bile bazen bunlar bile olabiliyor. Bu kıkırdakta çok minik de olsa bazı travmalar gelişiyor. Kan akımı arttığı için bazı büyüme faktörleri salgılanıyor burada. Bu da kıkırdağın büyümesine sebep oluyor. Kıkırdak büyüdükçe kabına sığamıyor diyelim. Dolayısıyla hem içeride bir eğrilik yapıyor hem de burnun dış kısmında bir takım sorunlara yol açıyor. Ve bu tip hastalarda hem içerideki hem de dışarıdaki sorunları düzelttiğimizde nefes anlamında çok daha fazla verim aldığımızı söyleyebilirim.